Tabii lige iyi başlamak, 3 puanla başlamak bizim için çok çok önemliydi. Göztepe deplasmanı zorluk derecesi çok yüksekti. Allah şükürler olsun orayı kayıpsız bir şekilde atlattık. Tabii bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçı daha fazla önem taşıyor. Göztepe maçının, kazandığımız Göztepe maçının önemini bu maçta daha da fazla göstermemiz gerekiyor. Oyuncular daha fazla performans göstermesi gerekiyor. Özellikle zirveye oynayacaksak Allah'ın izniyle oynuyoruz. İçeride ve dışarıda puansız geçmememiz gerekiyor. Gençler bir de galibiyetle başladı. Onlar da moralliler. Bizler de moralliyiz. Ama tabii ki biz iç saha avantajımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu hafta da Göztepe maçında gene yerlerini aldılar. Bize deplasmanda destek oldular. Bizler oyuncularla beraber görevlerimizi yerine getirdik. Onlara galibiyet hediye ettik. Şimdi iç sahada onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz. Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum. Galip gelseler de mağlup olsalar da. Futbol öyle bir enteresan oyun ki hep son oynadığınız maçta anılıyorsunuz. Yani dün yok, kesinlikle dün yok. Sadece bugün var futbolda. Çünkü 7-8 haftalık bir seri de yakalayabilirsiniz. Onun sonunda bir mağlubiyet aldığınız zaman herkes o en son oynadığınız mağlubiyeti konuşacaktır. Biz zirve mücadelesi verdiğimiz için biraz evvel de söyledim. Her hafta hanemizde puan veya puanlar görmemiz lazım. İçeride bir dışarıda hiç fark etmiyor. Bu lig kolay bir lig değil, zor bir lig. Her maç zorluk derecesi daha da yüksek olacak. Özellikle fikstürümüze baktığımız zaman ilk 8 haftada gerçekten her maç final niteliğinde.